Herkese merhaba. Servis atışı hoş geldiniz. 4 Haziran Salı gününün kepengini kaldırdık. Dünden beri biliyorsunuz konu Hakkari Belediyesi'ne atanan kayyım. Şimdi bir sürü ayrıntılar var. Bunun hiçbirini ayrıntıları sizi boğmayacağım. İşte yok 2014'te açılmış bir soruş dava varmış. İşte bir yürüyüşe katılmış soruşturması varmış. Bunlar hepsi boş. Yok madem seçilemeyecek bir adaymış da YSK niye izin vermiş? Hiçbir şey olmasa, sütten çıkmış ak kaşık olsa yeni bir soruşturma açarlar, dahil ederler. O yüzden hani bu argüman geliştirmeye, hukuki bir şey anlatmak çok mantıksız. Bu bir siyasi karar. Siyasi kararlar siyasetten alınıyor. Yani mahkemelerle hiç ilgisi yok. Dediğim gibi gerekirse bir soruşturma açar, yine başlar. Şimdi aynısı biliyorsunuz Van'da hemen seçimden sonra yapılmak istenmişti. Abdullah Zeydan vardı. İkinci sırada seçilen AKP'ye mazbata vereceklerdi. Van büyük bir şehir. Ama bu o zaman 31 Mart'ın seçimden sonraki o psikolojide, o atmosferde, o seçim yenilgisinden sonra bunu gerçekleştiremediler. Demek ki 31 Mart'tan bugüne biraz hava dağılmış. Kendilerini bu güçte hissetmişler. Kayyum atamaya başladılar. Başladılar diliyorum çünkü durmayacak. Daha önce 2 hafta önce Bahçeli kürsüde haykırmıştı kayyum atanmak için ne bekleniyor diye. Bu MHP'ye verilmiş bir mesaj. Biz yumuşama, normalleşme derken işte kırmızı çizgilerimizden taviz vermeyeceğiz. Kim söyledi bunu? Erdoğan hafta sonu Kızılcahamam'daki partinin kampına dedi ki yumuşamadan anladığımız bizim kırmızı çizgilerimizden taviz verme değildir. Cumhur İttifakı'nın değerleri falan filan dedi işte. Cevabı da verdi. Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandı. Şimdi bu plan, oyun işte çok belli. O kadar çok yaşadık ki hani biz bu filmi seyrettik diyoruz ama aynı tonguya yine düşüyoruz. İşte HDP diyoruz. Dem şeytanlaştırılacak. CHP ile Dem yan yana gelmeyecek. Öyle bir atmosfer oluşturacaklar ki işte askeri operasyonlar, Allah korusun şehit cenazeleri, belediye kayyumlar öyle bir milliyetçi hava estirecekler ki CHP karar vermek zorunda kalacak işte aynı Kılıçdaroğlu'na yaptırdıkları gibi. Ya bizimlesin ya da teröristlerlesin işte bakalım CHP liderliği bunu nasıl yürütecek. Şimdi ilk tepkiler olumluydu. Kayyuma karşıyız işte CHP bugün heyet gönderiyor. Yine Van'da olduğu gibi Özgür Özel gitsin beklentisi vardı. Özgür Özel gitmiyor. Bugün grup toplantısı konuşacak. Müstakbel Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu kınadı. Ama çok daha güçlü bir tepki verilmesi lazım. CHP'liler de çok güçlü bir tepki verirse bu sefer bak PKK, CHP işte yan yana o tongaya tekrar düşmeyelimden. O yüzden zor. CHP'nin bu yumuşak karnı bir yere kadar sesini yükseltebiliyor. Ondan sonra hemen başka hesaplar devletçi refleksler görüyor. Cesur olmak lazım. Bu burada kalmayacak. Çünkü göreceksiniz bu işte seferberlik tüzüğünün yönetmenin ne kararsıysa onun çıkması hepsi bunlar birbiriyle ilintili. Tahrik edecekler çünkü bir hikayesiz gittiği bütün seçimlerden başarısızlıkla ayrıldı. Yedi Haziran'da da öyle, 2019 yerel seçimleri öyle, son yerel seçimler de öyle. Bir karıştırması lazım, huzuru bozması lazım. Ekonomide de her ne kadar enflasyonda düşüş bekleseler de satın alım gücüyle alakalı gelişmeler o kadar da kolay olmayacak. O yüzden bir hikaye lazım. Şimdiden taşlarını döşüyorlar. Bu da İçişleri Bakanlığı'nın şeyi açıklaması. Bunu kim paylaştı normal? Bakın Ali Yerlikaya her sabah operasyon icraat paylaşıyor. Paylaşsana bunu da. Bunu da paylaşsana. Yüzü yok. Utanıyor çünkü. Böyle belediye kayyum atanan bir şeyini İçişleri Bakanı açıklamıyor. Niye? Hani terörle mücadele ediyorsunuz işte. Mis gibi. Hani madem ülkeyi teröristlerden koruyorsunuz. Teröristler belediye başkanı olmuş ülkeyi. Bununla gurur duysanız da paylaşsanız da. Durum bu. Ama işin özüne dönersek gerçekten bir plan devreye sokulmuş. Bugün kürsüde MHP lideri bu kararı alkışlayacak. İşte Özgür Özel tepki gösterecek. Ama işte CHP'ye giderken 28 Şubat paşaları serbest kaldı. Çok büyük ihtimalle bakın inanın Osman Kavala ile ilgili de olumlu adım atacaklarını düşünüyorum. Çünkü Osman Kavala'nın toplumsal bir karşılığı yok. Gezi işte belki Can Talay'la da atabilirler. İşte 28 Şubat paşalarını salacaklar. Kobani davasında Demirtaş ve arkadaşlarına ceza yağdıracaklar. Osman Kavala ile alakalı bir gelişme yaşanacak. Hop iki kayyum daha atanacak. Hem CHP'ye çiçek hem MHP'ye çiçek. Anayasaya yapma vesaire bir ortam oluşturacaklar. Bir sürü anayasa gündemiyle de bizi meşgul edecekler. Oradan yoluna devam edecek. Bunu ben böyle tahmin ediyorum. Neredeydi bu kararların sahibi? Özel Çiller'in cenaze töreniydi. Özel uçuran Çiller. Ne övgüler düzdü. İşte hayatının son döneminde
tanışmışlar kendileriyle. Tansu Çiller'le de samimi sohbet ettiler. Bu AKP'lerin Tansu Çiller sevgisi de Murat Kurum da yerel seçimler kendisini ziyaret etmişti. Desteğini almıştı. Gördüğünüz fotoğraflar verildi. Kılıçdaroğlu kampından notlar gelmeye devam ediyor. Çok böyle tatsız bir havada geçti bazı münakaşaların yaşandığı. Bakanların sunumlarına çok fazla ilgi görülmediği. Mehmet Şimşek'e çok fazla konuşuluyor. Mehmet Şimşek milletvekillerine şunu anlatmış. Yani tasarruf yapacağız, yardımcı olun. Yatırım, kendi memleketlerinize yapılacak yatırımlardan kesintiye gidiyoruz. Yardımcı olun diye bir sunum yapmış. Vergide muafiyetler büyük ölçüde kalkacak demiş. Göreceğiz bakalım. Beşçi çetelere para yok para yok diyorlar ya, kendi yandaşlarına affettikleri vergilerden her şeyi finanse edebilirler. Yabancı sermaye hukuki güvenceye bakarmış. Fon gelirlerini de vergi arttıracaklarmış. Mehmet Şahin bunu milletvekiline söylemiş. Bu medyada yer alan kulislerde. Dün size bir eylem paylaştım. Şimdi daha doğrusu hafta sonu eylemdi ama gençleri sabah evlerinden toplamışlardı. Dünyanın her yerinde böyle yabancı kuruluşlara protesto olduğu zaman böyle çarşaf çarşaf yayınlarlar işte. Şu protesto edildi, şu banka protesto edildi, şu kahve zinciri Starbucks protesto edildi falan. Ama Türkiye'de olduğu zaman ertesi gün topladılar. Niye? Azerbaycan petrol, para, lobi, bu çok büyük bir olay. Yani bu bir kahve dükkanında eylem yapmaya benzemez. Bunu zaten hissettirmek istiyorlar. Sokağın önünde eylem yapan gençlere sokarım eyleminize deyip ertesi gün sabah evlerini almışlardı. Şimdi bir anı dinleteceğim size. Bakın, bu iktidarın yanındaysanız başörtülü başörtüsüz LGBT olduğunuz hiç önemi yok. Ama bu iktidarın karşısındaysanız da ne olduğunuz hiçbir önemi yok. Bakın anne neler anlatıyor, bir dinleyelim. Yani ne olduğunu şaşırdım. Bu kız ne yaptı dedim. Bu kız cani mi? Bu kız teröristti. Bu kız bize ne yaptı? Ben bugün buraya kızımın yerine geldim. Kızımı aldınız da gelmeyecek miyim? Beni alırsanız torunum gelecek. Bunu söylemek için geldim. Eğer içeri alacaklarsa alsınlar. Kanımın son damlasına kadar, canım yettiği kadar ben buraya geleceğim. Her günde kızıma ben destek oldum. Her gün gitmedim. Kızıma sonuna kadar desteğim. Bugün kızımı içeri aldılar. Affedersiniz, iç çamaşırına kadar soymuşlar bu kızı. Özlem Zengin, böyle bir şey olabilir mi? Bak anne soruyor. Başörtülü kızı böyle, alt tarafı da bir eylem yani. Alt tarafı da bir sokarın binasına toplanma. Anadan yürüyene çevirmişler. Böyle bir şey olabilir mi? Bunların harcı. Bunlara nasip oldu. Her şeyleri siyaset, devlet, para, güç, tapma olmuş. Hiçbir kutsalları da kalmamış. Onu söyleyeyim. Yani bilseler hani seçimde dengeyi LGBT değiştirse, LGBT'ler bunlara oy verse, bunlar seçim kazanacak olsa hepimiz ipniyiz diye dolaşırlar. O kadar kutsalları vesaireleri kalmamış. Neyse, iki spor haberiyle devam edeceğiz. Fenerbahçe'de başkanlık yarışı var biliyorsunuz. Aziz Yıldırım, Ali Koç. Şimdi iş çok komik hale geldi. Böyle tam dışarıdan keyifli. O ona FETÖ'cü diyor, bu buna FETÖ'cü diyor. O ona Adnan Hoca'cı diyor, o ona hırsız diyor. O bir sürü komik komik şeyler. Gerçekten yani Acun Ilıcalı biliyorsunuz Ali Koç'un listesinde yer almış. Vay Ali Koç, Aziz Yıldırım Acun'la alakalı neler söylüyor. İşte yok FETÖ'cülere pasaport veriyor. Dominik'ten şüpheli uçaklar. İşte Adnan Hoca'nın yanındasın sen, böyle 3000 sayfa Adnan Hoca iddianamesini okumuş, yalancı. Acun Ilıcalı da 4 yerde geçiyormuş, 1000 kere cevap verdiği bir şey. Acun Ilıcalı başka bir televizyondaydı. Aziz Yıldırım'la samimi fotoğraflarını gösterdi. Yani Aziz Yıldırım hareket etseydi Acun'dan kralı yoktu. Acun şimdi karşı tarafta, bir sürü birbirlerine giriyorlar. Gerçekten Mario'yu sen mi getirdin ben mi getirdim kavgasından tutun da renkli bir kongre Fenerbahçeleri bekliyor. Dışarıdan da izlemesi de ilginç. Daha seçim olur demek ki ne iddialar birbirlerine söyleyecekler. Bakalım. Güzel bir spor böyle devam edelim. Mbappe, dünyaca ünlü Fransız futbolcu, Paris Saint-Germain'de oynuyordu biliyorsunuz. Real Madrid'e transfer oldu. Küçükken
Real Madrid kulüp binasının önünde çektirdiği fotoğrafları paylaştı. İşte hayallerim gerçek oluyor diye. Bir fotoğraf var. Bu da çok ilginç. Cristiano Ronaldo. Küçük Mbappe ile beraber fotoğraf çektirmişler. Mbappe bunu da paylaştı. Cristiano Ronaldo güzel bir yorum yazdı. Şimdi seni izleme sırası bende. Barnum'u aydınlatacağın günü sabırsızlıkla bekliyorum diye. Böyle de bir şey var. Değerli izleyiciler, yani yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.